Azar azar her telden YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Herkese merhaba. Bugün de corn dog yapıyorum. Öncelikle şöyle ahşap şişlerim var. Bunların uçlarını bu şekilde uzundu. Benim tavama uymadığı için ben uçlarını kopardım. Bu şekilde kullanacağım. Ben sosisleri çiğden kullanmak istemiyorum. Öncelikle tencereme sosisleri alıyorum. Bu kadarı benim için yeterli. Kaynamış suyumu da sosislerin üzerine aktarıyorum. Sosisler haşlanırken ben de hamur karışımımı yapıyorum. Bir bardak mısır ununu, bir bardak buğday unu, yarım bardak nişasta. Ben buğday nişastası kullanıyorum. Siz dilediğinizi kullanabilirsiniz. Bunları şöyle bir karıştırıyorum. 3 tatlı kaşığı şekerimi, 1 çay kaşığı tuz. Şeker ve tuz oranını herkes kendine göre ayarlayabilir. Bir de yumurta. Bir bardak da süt. Kabartma tozumu da ilave ediyorum. Çırpıcım yardımıyla karıştırıyorum. Bu arada sosisim pişti. Bu kadar pişmesi yeterli. Şöyle kağıt peçete üzerine aldım. Kenarda bunlar kururken ben hamuruma devam ediyorum. Hamurum hazır ve güzelce karıştırıyorum tekrar. Hamur katı olursa kullanılan una ve yumurtaya göre bir miktar daha süt veya su kullanabiliriz. Evet, hiç bütür kalmadı. Sosislerimi alıyorum. Güzelce kuruluyorum. Bunların da tavama sığabilmesi için her birini ortadan ikiye bölüyorum. Sosisleri bir tabağa alıyorum. Bunlar burada beklerken kaşarımı da bunların boyutuna göre şöyle dilimleyeceğim. Hemen hemen aynı boyutta olmasını istiyoruz. Bu şekilde. Elimdeki sosis sayısı kadar kaşar peyniri kesiyorum. Şimdi kenarları düzgün olsun diye köşelerini de bu şekilde alıyorum. Siz bunu yapmaya da bilirsiniz. Köşeli olmasın, sosisle uyum sağlasın şekil olarak da diye. Bunlar da farklı şekillerde olacaklar. Şimdi de hamurumu aldım. Ucunu kırarak tavama göre küçülttüğüm çubukları da aldım. Ortasından geçiriyorum çubuğu. Aynı şekilde kaşara da saplıyorum ama çöp şişin ucu dışarı çıkmayacak. Hepsini bu şekilde hazırlıyorum. Bu arada peyniri bayağı bir kalın olmuş. Sosislerin kesinlikle çok güzel kurulanmış olması gerekiyor. Aksi takdirde hamura buladığımız zaman hamurlar üzerine yapışmayacak. Kanalıma abone olarak like butonu ile beğeni yaparak, farklı fikir ve deneyimlerinizi yorum kısmına yazarak ve hatta videomu izleyerek kanalıma destek olursanız çok mutlu olurum. Bu işlemler kesinlikle ücretsizdir. Keskin taraf kaşara gelmesi için bombeli kısmı sap kısmına getiriyorum. Sanırsam bir tane daha ihtiyacım olacak çöp şişe. Elimi buraya tutuyorum parmağımı. Çöp geldiği zaman bırakıyorum itmeyi. Bu da tamam. Bakar mısınız? Çok güzel oldu. Bunları da böyle alıyorum. Kaşar peynirinin köşeleri kalmıştı ya. Buradaki sosislerin ucunu da yuvarlak istemezseniz köşelerini kesebilirsiniz. Benim için çok önemli değil. Bombeli de durmasında sakınca yoktur. Onun için bu şekilde dizmeye devam ediyorum ben. Bir sosis, bir kaşar peyniri diziyorum. Ben peynir ve sosisi aynı anda yemek istiyorum. Onun için böyle yapıyorum. Bir kaşar peyniri, bir sosis. Bu da bu şekilde. Bunun şekli daha güzel oldu. Evet, hot doglarım hamura bulanıp kızarmaya hazır. Bir kısmını da ben böyle yaptım. Çünkü önce kaşar peynirini daha sonra sosisi değil ikisini karışık yemek istiyorum. O yüzden böyle yaptım. Tavamı ocağa alıyorum. İçerisine de kızartma yağımı ilave ediyorum. Evet, yağımı tavaya aldım. Yağım ısınıyor. Tavamı ocağa almışken, yağım ısınmışken spatulam yardımıyla bu şekilde yapıyorum ben. Sizin nasıl kolayınıza giderse öyle yapabilirsiniz. Bunun püf noktası arkadaşlar, hamura bular bulamaz başka bir kaba almadan doğrudan tavaya almamız gerekiyor. Aksi takdirde bu dışındaki hamuru tekrar akacaktır. Bunu da aynı şekilde doğrudan tavaya alıyorum. Pişenleri de bu şekilde peçete serdiğim tabağıma alıyorum.
Korndog pişirirken çok hızlı olmamız gerekiyor. Çünkü çok çabuk kızarıyor. Hemen bunu da tavaya alıyorum akmaması için. Ben bunların hepsini aynı şekilde yapıyorum. Videonun uzamaması için şu anda kamerayı kapatıyorum ve ben işime devam ediyorum. Son korndogu da kızgın yağa bırakıyorum. Evet, bütün korndoglar pişti. Bir kaşar, bir sosis olan bu. Gerçekten bunu evde kendinizin yapmasını, tatmasını çok isterim. Öneriyorum size bunu yapmayı. Kesinlikle muhteşem bir lezzet oluyor. Korndoglar tamamen hazır. Ev yapımı ketçabım ve ev yapımı yoğurdumdan yapmış olduğum dip sosla bu şekilde de sunumunu yaptım. Bugünkü videom da bu kadardı. Tarifimi deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Bir sonraki videomda görüşünceye kadar hoşça kalın, mutlu kalın.